Ukrayna savaşı devam ediyor. Şimdi o savaşla ilgili önemli de bir iddia var. İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği iddiası. Şimdi Süheyla bunu konuşalım. Çünkü işte Rusya'nın silahları, elindeki füzeler yetiyor mu, yetmiyor mu, daha fazlasına ihtiyacı var mı, yok mu hep tartışılırdı. Şimdi böyle önemli bir iddia ortaya atıldı. Hem bunun İçeriğinde ayrıntısında neler var? Hem bunu senden dinleyelim hem de Ukrayna açısından. Şimdi Zelenski her fırsatta Avrupa'dan, Amerika'dan uzun işte menzilli füzeleri, silahları ben Rusya'ya karşı kullanmak istiyorum, bana verdiğiniz silahları diyor. Ama onay görmüyordu. Acaba bu yönde bir iddianın ortaya atılmış olması Ukrayna açısından farklı bir anlam ifade eder mi? Ne dersin? Gerçekten de ediyor gibi. Birazcık oyunda dengeleri değiştiren olaylar, gelişmeler olur ya, bu da onun gibi duruyor. Çünkü malum 2,5 yıldan uzun süredir devam eden bir savaştan bahsediyoruz ve Rusya'nın uzun menzilli füze saldırılarını Ukrayna'ya karşı hala çok yoğun tuttuğu, bu stratejiye bağlı kaldığı bir süreçten devam ediyoruz. Hal böyle olunca tamam, Rusya da balistik füze üretiyor ama Rusya'nın silah makinesinin gücü azalıyor, cephanesi azalıyor ve silah satın alabileceği çok az ülke var. Bunlardan biri de İran. Her ne kadar İran yalanlasa da, Rusya'da kabul etmese de zaten hali hazırda kamikaze İHA'larının, bu şahit tipi İHA'ların İran tarafından Rusya'ya verildiğini ve kullanıldığını Ukrayna'da biliyoruz. Şimdi yeni iddiaya göre İran balistik füze de veriyor. Hem Moskova hem Tahran birçok farklı düzeyde bunu net dille yalanladı. Ama zaten başkasını da beklemiyoruz. Fakat şüpheler var. Doğru mu değil mi biz bilmiyoruz ama Amerika biliyoruz, bu doğru diyor. İngiltere de bu iddianın doğru olduğuna çok inanıyor. Ve hatta diyorlar ki bu bir gerilimi tırmandırmadır. Biz gerilimi tırmandırmak istemiyoruz uzun menzilli silahlarla Ukrayna'nın Rusya'yı vurmasına izin vererek. Ama görüyoruz ki Putin tam da bunu istiyor ve tam da Putin bunu yapıyor dedi. Kim? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve bu açıklamayı nerede yaptı? Dün İngiliz mevkidaşıyla Blinken Kiev'e gitti. Zelenski ile görüştüler. Zamanlamalar kritik, verilen mesajlar çok kritik ve Blinken diyor ki artık bir şeyler değişebilir. Amerika Birleşik Devletleri uzun menzilli silahların Rusya'ya karşı kullanılması konusunda tutumunu uyarlayabilir diyor. Yani uyarlamak ifadesi de burada bir mesaj içeriyor. Yani değiştirmek yerine uyarlamak. Çünkü Rusya bir tutum değişikliğine gidip balistik füze alıyor İran'dan. Biz de buna cevap veririz, biz de buna uyarlanırız diye bir sinyal verdi. Bu yani sinyal, NATO müdahil olabilir mi sorusunu artık en kritik zamanda soracağımız bir dönem şu anda. Kesinlikle, çünkü NATO silahlarıyla ne yapacak? Ukrayna Rusya toprağına saldıracak. Ve Putin başından beri ne diyor? Eğer bizim topraklarımıza NATO silahlarıyla bir saldırı olursa biz bunu cevapsız bırakmayız. O ülkeleri de hedef alırız dedi. Şimdi bu çok güçlü bir iddia. Bu gerçekten 3. Dünya Savaşı senaryosunun başlangıç adımı gibi görülüyor. Putin acaba dediklerini lafta mı bırakacak? Bu Putin'in caydırıcılığı, yani Rusya'nın caydırıcılığı için de kritik bir denklem. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'de şu son ziyarette bakın ne oldu? Dışişleri Bakanları iki ülkenin Kiev'e gitti. Zelenski'ye bu yönde yeşil ışık yaktılar ve topu liderlere attılar. Şimdi Amerika ve İngiltere liderleri de Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Stormer ve Biden'ın toplantısı var. Bir karar verilirse yakın zamanda verilebilir mi? Verilebilir. Gerçi deniliyor ki bu karar çoktan verildi deniliyor. İngiliz basını da Amerikan basını da. İngiliz hükümetinin bu Storm Shadow tipi uzun menzilli füzelerin Rusya'ya karşı kullanılmasına çoktan izni verdiğini ama bunun henüz kamuoyuna duyurulmadığını belirtiyor. Amerika'nın da bu yönde karar aldı ama henüz kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor. Zaten Kiev de dün dedi ki bu izin çoktan verildi ama cevapsız bırakmayacağız. O cevap ne olacak? Bu çok kritik. Çünkü dediğimiz gibi çok tehlikeli sulara giriyoruz ama gerçekten bunu istiyor mu Rusya'nın kendisi de? Bunu bilmiyoruz. Yani bu söylemi sadece caydırıcılık kozu olarak mı tutuyor? Ama Zelenski istediğine ulaşacak gibi. Fakat çok tehlikeli bir noktadayız gerçekten de Ukrayna-Rusya savaşında. Evet, şimdi o tarafta biz 3. Dünya Savaşı işte Orta Doğu'da mı çıkar, ne olur bu topraklara yakın mesafede başka bir gerginlik mi çıkar derken Rusya-Ukrayna Savaşı daha farklı, daha tehlikeli bir boyuta evrilebilir gibi anlıyoruz önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalar çerçevesinde. Evet, ya da bu yeniden müzakere sürecine mi çekilecek? Yani iki tarafta tabii bıçakları bu kadar çekmişken şimdi Zelenski'nin bu ay Biden'la yapmayı planladığı görüşme de çok önemli. Belki Cuma günü Biden ve Stormer açıklamayacak bunu. Belki bu izin açıklaması Zelenski'nin Washington'a yapacağı ziyarete bırakılacak, zamana yayılacak. Bu da olabilir, bu da ihtimal dahilinde, ama şu ana kadarki en güçlü sinyali gördük hem İngiltere'den hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden. İşler tam Rusya'nın istediği gibi gidiyordu. Ne olmuştu? Donbas'ta ilerliyor. Tamam, kursta bir işgal var ama Putin biz onu sonra halledeceğiz, zaten önceliğimiz değil diyor. İpleri kendi eline alırken yeniden Ukrayna batılı müttefikleriyle bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Evet, bakalım savaşta daha sert bir tutum mu izlenecek, yoksa masaya mı çekilecek iki ülke? Önümüzdeki günlerde bu konuya dair ayrıntıları da daha net görebileceğiz. Şimdi